misafirler ve mezban Doğru Başarı Cemilullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Böyle bir gecede beni görevlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok kısa tutacağım, bir üç nöbetim var. Askerliğe girecek şekilde gülmesek daha güzel olur. Evet, gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası moral ekibinde görev yapmamdan dolayı arkadaşlar çok mutlu. Pardon, düzeltiyorum. Çok mutluyum. Ve hakikaten de çok kaliteli sanatkar arkadaşlarla beraber. Ben uzun süredir askerdeyim. Bu çatı altında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bilgiler aldım. Yani acemilik yaptım. 27 yaşındayım, buna rağmen acemilik yaptırdılar. Ve kendi mesleğimi icra etmem için bir saha bana sundular. Onun için çok hakikaten teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şimdi komik hikayeler anlatan bir kimseyim. Fiziğim de buna uygundu ama askerlik vazifem başlayan yaklaşık 4 ay oldu. Biraz düzelttiler. Yani nothing spectacular. Yani hiç görülecek bir şey yok sanırım. Ve Türkçe anlatıyorum ama Türkçe bile olsa izleyenlerden herhangi bir feedback almak, feedback yani İngilizce bir kelime, yıllarca ben İngilizce eğitim aldım. Türkçe olsa dahi birine yani there is no need to translate. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok zor. Yani ne anlattığımı ben bile bilmiyorum. Türkçe olmasına rağmen 1500 küsür yani sahneye çıktım. Hep ara karşıya. Bugün benden. Hakikaten herkes çok gülerek ayrıldı salonda. Ama ne anlatıldığına dair hiçbir fikirleri yok. Yani çok komiktir gösterimiz. Hakikaten komik hikayeler anlatırım çünkü Allah böyle yaratmış beni. Yani sonradan olmuş bir şey değil, böyle yaratmış ve işimi başarıyla yaptım. Güldürmek istedim ve güldürdüm. Herkes çok güldü ama çıkışta hep şöyle oldu yani halleri. Ama geberdik gülmekten, ne anlattı bilmiyorum. Kesinlikle. Her seferinde de çok seçkin bir kitlenin karşısına çıktım. Benim şansımmış ki hala öyle devam ediyor. Yani benim kendi seyirci kitlemle ilgili bana sorulsa nasıl bir kitledense, yani sınavla alınsa bu kadar olmaz. Ki burada kadar hep sınavla alınmış. Demek ki Allah her seferinde bana kaliteyi nasip ediyor. O nedenle de çok müteşekkirim. Yani kendisi beni çok yakından tanıdım. O yarattığı için bilin herhalde. Ben neşeli komik hikayeler anlatıyorum. Ve uzun zamandır aslında sivil hayattaki sahneye çıkma o performanstan uzağım. Ama moral ekibiler, işte yaklaşık bir 70 gündür orada görevliyim, 7-8 kere görevlere gittim. Askeri ortamda gösteri yapıyor olmak yeni bir şey. Yani yeni bir şey değil, daha önce bu tip aktiviteler çok olmamış. Ben bildiğim kadarıyla bir herhangi bir stand-up sanatçısının 28 gün yapmadığı nerede görülmüş? Sahneye çıktım. Hakikaten de askeri ortamda sahnedeki insanlara size samimiyetimle söylüyorum, sivildekinden çok daha ihtimam gösteriliyor. Yani her gittiğimiz yerde görünürüz, nesi meşhursa ikram ediyorlar funk için. Çok teşekkür ederim. hep izzet ikram. İstanbul'da, Florya'da, Havalar Topu'nda sahneye çıktım. Çok heyecanlıydım. Çünkü hakikaten de bu protokolden bahsedildiği zaman hakikaten bir gerginlik olur. Ben gerginlik olabilir mi? Bunun dedikodusu yapılır. Daha doğrusu bu. Yani bakalım nasıl rahat olabilecek biz de. Halbuki işimi yapmak üzere davet edildiğim için rahat olmak mümkün yani olabilir. Ama gerginlikler bu dedikodudan dolayı oluyor. Ben mümkün mertebe ilk başladığım görevlerde bir sonraki çarşı izni yapmamak için biraz böyle gergin yaptım işimi. Yani hakikaten gergin yaptım doğruyu söylemek gerekirse. Yani Havar Topu'nda sahneye çıktığımda mesela bir müddet hazır olduydum ve her cümlenin sonu şöyle bitiyordu. İstikbal göklerde cephede. Ama işte bir talimat gelmeden bir şey yapmadım.
Sonra üzerinden attım tabii bu gerginliği. Böyle olmaması gerektiğini idrak ederek ve bununla ilgili uyarım alarak. Çok ihtimam gösteriliyor gerçekten. Yani bir orada bile sahneye çıktığın zaman size bir oda falan tavsiye ediyor ki ben yani sivilde görmediğim ilgi alakadır bu. Ben sivilde herhalde derler ya nasıl hazırlanıyor acaba sahneye çıkmadan evvel? Ya biz kulise mesela ayna bile koyuyoruz ki yani çıkmadan evvel bakıp canım sıkılmasın. Bizim öyle çok ihtişamlı bir kulisimiz falan yoktu. Ama orada bir oda hazırlamışlardı bana. Bayağı böyle cibinli bir yatak vardı ya. Tabii o benim televizyondaki imajımdan kaynaklanmış. Yani bu çocuk her sahneye çıkmadan evvel kesin sevişir duygusuyla. Yatak koymuşlardı. Ben yıkardım. Bu televizyondaki kimse olmak bu çatı altında tabii bazı zorluklar yaşatıyor insanı. Doğru söylemek gerekir. Sizin vazifeleriniz tabii bizimkinden çok başka ve hakikaten daha zorlu bir vazife ki duygusu da başkadır. Bizim için söylüyorum yani 18 ay ya da 8 ay ya da kısa dönem herhangi bir şekilde askerlik vazifesini yapanlar için askerlikle ilgili söyleyeceği şeyler daha başkadır tabii ki de ve kahvelerde konuşulan basitlikten hikayelerdir. Ben şimdi askerlik hikayemi anlatır mıyım diye sorarsanız anlatmak zorundayım. Çünkü birçok kimsenin yaşamadığı gibi yaşıyoruz askerlik vazifesini. Ben teslim olduğum zaman muhabere okulda Ankara'da teslim olurken nizamlıydık. Komutanımız beni herhalde birini ziyaret etmek için orada bulduğumu zannetti. Dedi ki Cem Bey elinizi sıkabilir miyim dedi. Dedim komutanım bir çizgiyi getirin istediğini yaparsın. Neşeliyim ama Allah'tan. İki gündür sizin misafirinizsiniz. Yani ekmeğinizi, suyunuzu geçiyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Komutanımız da daha biz ilk geldiğimize bizi davet etti. Bizlerle konuştu ama biz kargo uçağıyla geldiğimiz için. Yani kargo günü duruyorduk. Bu davet sırasında kıymetli komutanlarımız da oradaydı. Düşünmüşlerdi, ulan bu mu morale çıktı? Daha yeni ambalajdan çıktığımız için. Meşhur bir, ne yazık ki bu kötü bir ithal. Allah kimsenin başına vermesin. Bununla ilgili söyleyecek çok söz var. Yani şöhret, afettir falan bu gibi sözler çok söylenir ki derdinizi de anlatamazsınız. Yani derdinizi anlatsanız der ki millet, bu da dert mi? Çünkü hakikaten çok marjinal bir hayat olduğu için ya bu da dert mi diyebilir insanlar ama çok büyük dertleri var. Yani ben herkes gibi nizami bir şekilde askerliği yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum dediğim, başkasının böyle bir zorluğu yok. Yani kimsenin manzara gibi durup bütün tavırla fotoğraf çektirmesi mümkün değil. Yılmaz Erdoğan arkadaşım ben birçok ünlü insanı tanırım. Onun askerlik vazifesi sırasında tabii meşhur kimsenin askerlik yapmasıyla ilgili tecrübeleri vardı. Bize de söyledi bunu uyardı. Dedi ki her ünlüyle ilgili soru sorarlar dikkat edin. Nedense böyle bir şey var. Yani her ünlü dediği soru sorar. Çünkü televizyona çıkanlar hani hep beraber çıkıyorlar ve gidip koğuşlarda yatıyorlar zannediliyor. Hani herkes birbirine görüşüyor zannediliyor. Herkesle ilgili soru soruyorlarmış. Yani Yılmaz en son dedi ki bana dedi Kaya Çilingiroğlu'nu sorduktan sonra ben mezhettim dedi. Yani artık hiç kimse kalmamış sorulacak. Onu da. Benim olduğum sonra bir de çok ünlülerin askerliğe gitmesiyle gelmesiyle ilgili çok haberler yapıyordu. Sizlerin tabii pek rahatsız olduğunu, dışarıda evde çocuğu asker olanları izlediği zaman rahatsız olacağı şeyler. Yani sanki bir de ünlüler askere gidiyormuş gibi böyle bir evre oldu bir ara. Herkesle ilgili soruyorlar tabii bana sorular, türlü sorular. Nedendir bilinmez bana öyle bir şey denk geldi ki yani. Teslim oldum işte 700 arkadaşla beraber yatıyoruz. Önemli bir şey. Daha önceden bu rakama ulaşamamıştım. Sorun böyle, benden memnunlar. Nasıl söyleyeyim? Bana kadar. Sadece söylüyorum ki komik olsun diye anlatmayacağım bu hikaye. Görevim bu olmasına rağmen komik olsun diye bunu tasarlamış değilim. Başıma gelmiş bir hadise. Yani askerlik hatıra, bazıları diyor ki sen bu cihazdan çok malzeme toplarsın. Topla. Doğru.
ama dışarıda satmam aramızda. Tabii ki öyle. Ben teslim olmak özel bir şey. Ki yani hakikaten askerlik bir mesleğinle ilgili espriler yapmak için onunla ilgili çok şey bilmek lazım. Bizim anlattığımız askerlik hatıraları bizim yaşadığımız basit hikayeler. Kimse, aklı başında bir kimse bunu yanlış anlamaz. Şimdi ben bütün meşhurlarla ilgili soru sorular bana denk geldiğine bakın. Millet bir dedikodu dolaşıyor etrafta. Diyor ki Fatih Yürek de askere gelecek. Samiyetin de samiyet. Herkes bunu soruyor. Çevire diyor ki abi Fatih Yürek de gelecekmiş. Doğru mu abi Fatih Yürek falan. Devamlı ama yani 1, 2, 5, 500, 700 kişi sordu. Şimdi ismi zikredilen şahıstan dolayı ben rahatsız oldum. Yani bir oldu. Niye bana soruyorlar? Çocuklar. Neden dedim bana soruyorsunuz? Abi aynı camiaya yerdim. Ben şimdi aynı camia olsa ben raporu bağlı evde olurum. Arkadaşlarımla mümkün mertebe iyi geçirmeye çalıştım ama nedense o televizyondaki tuhaf imajdan dolayı insan devamlı surette dışarıda. İnsanlara üzül diler bir ifadeyle onlarla tanışmaya başlıyor. Yani kötü bir imajımız var ne yazık ki televizyonda. Yani hafif meşrep bir iş yaptığımız için insanlar her kötü şeyi bize yakıştırabiliyor. Yani hafif meşrep derken işte şu türlü şakalar yapıyorsunuz gerçek zannediliyor. Yani bizi madara etmek için elinden geleni yapıyorlar tabii ki. Seksi erkek falan seçiyorlar. Yani, işte, yani koğuşta yatarken bana faydası olacak bir durum var. Bunu atlatana kadar insan neler çekiyor ki yani herkesin başına gelir. Aslında bir bilim adamının bir doktor Ahmet Mete Işıkaya deprem hadisesinden sonra herkes onun ağzının içine bakıyor. Önemli bir kimlikti, bilimsel bir kimliği vardı. E ne yaptık? Bir ay tahammül edebildik ona. Adamın seksi erkek falan seçti. Arabada ne olduğumuz gibi. Şimdi onun başına geldiği zaman ancak anlayabiliyoruz ki herkesin başına gelebilir bu tip şeyler. Bizim başımıza gelince insanlar diyebiliyor ki ya onlar kendi çağırıyor kameraları falan. Onlar alışıklı. Değil. Seksi erkek beni niye seçiyorsun? Ben evde öyle anılan bir kimse değilim. Annem babamla aramızda oturuyoruz evde. Bizim oğlan da çok seksiydi. Yani iki senedir evinizde böyle sakin bir hayat sürüyor olsanız bile iki sene evvelki vukuatlarınızla anılıyorsunuz. Çok kötü bir şey. İnsanın kendi cinsel hayatını gazeteden okuması o kadar fesih bir şey ki. Kaldı ki çoğu bizim değil medyanın pompalaması oluyor ama. Şu magazin ekleri, pazar eklerini okuduktan sonra insan sigara yakar mı ya? Ya öyle bir hayatımız yok ama öyle öyleymiş gibi gösteriliyor. Devamlı arabalarla gezen falan yok. Öyle bir hayatımız yok. Lan ben bile inanmadım. Komik bir kimseyim ben de Allah işte komik durumda kalmam için elinden geleni yapmış. Böyle yaratmış bu. Ve sahneye dost kazanmak için çıktım ben. Hiçbir şekilde para kazanmak için değil. Çünkü yani bu iş para kazanma duygusunu yapacak bir şey değil ki. Ben ilk sahneye çıktığım zaman 4 kişi vardı izleyen. Kaçan lira toplayacaksın ki? 4 kişi vardı ama çevreleri çok genişmiş. Etrafta nasıl anlattılarsa... Aşağı yukarı 5 senedir yani kapalı kişiye sahneye çıkmak da önemli bir şey ve tek başınıza çıkmanız çok tuhaf. Bazen öyle büyük mekanlarda çıkıyorum ki sahneye doldurmak için butofor falan koyuyorum kanlara. Çok büyük sahnelerde çıkıyorum. Bazen ses geliyor mu diye bağırıyorum, yarım saat sonra cevap geliyor. Ve bunu ben alttan yakınız iç içe. Ve yani ben insanların gözünün içine bakarak anlatmayı tercih etmişim işimi yaparken. Ve neticesinde aldığım için de hani bir sonraki sahneyi garantiye almış gibi düşünmedim hiçbir zaman. Yani nasıl olsa bir yer önceki gösteride güldürdüm, buradan da çıkar yaparım gibisinden. Yani iki gün uyuyorum ki üstüne çıkıp anlatayım mı diye. Yine sıkıldım ya. Bir sonraki gösterim için. Karşılığında almak deyince gülsün istersin karşıdaki. Ben gösterilerle ilgili tabii seyirci tabii çok daha önemli bizim işimize. Daha kalabalıktır, daha sofistike bir topluluktur. Ben burada bir kişiyim ve anlattığım sizin hayatınızı değiştirecek bir şey de olamaz hiçbir zaman. Herhangi bir kitle içinde bu geçer. Yalnızca bu seçim yani hiçbir şekilde sizin hayatınızı değiştirecek bir şey anlatamam. Bazı sohbetlerle gelir. Yani bazen diyor bakalım ne anlatacak o büyük makarnası? Hayatın sırrını verecek mi? Şimdi ben de şey kimse bunu vermez. Bunu yıllardır ben izledim birçok sahne aktivitesi onlar da vermedi. Ne için hayatın sırrını vermek değil benim amacım. Biliyorum ama vermem. Mesela gülmek. Gülmeyi bazı
bazıları çok aşağıda. Yani yalnızca gülüyor olmak, yalnızca güldürüyor olmak bazıları için hakikaten utanç verici bir şeydir ve buna kılıf bulurlar. Derler ki, ben yalnızca güldürmüyorum, güldürürken düşündürürüm falan. Ben bunu yapmam. Çünkü bu kitleye büyük bir hakarettir. Benim seyircim hiçbir zaman öyle Ayşe Özgün seyircisi olmamıştır. Yani senin kim programlar gibi üzerine. Yani bütün hep Salya Kutanlar orada duruyor. Hep uyur onlar. Ve çoğu da fokosellidir. Yani dürtünce soru hazırdır. Yani, bir türlü kime zekat vermeliyim? Öyle yaşanıyor olması karşılıklı daha güzel. Bazıları diyor ki ne mesaj veriyorlar? Hiç. Ama başkası bunu söyleyince diyor ki ama ne de kolaştı. Çizik hesap, hiçbir şey söylemedik hesap konuşma adamı. Mümkün değil. 1500 küsür kere sahneye çıktım. O evde insanlar hep şunu konuştu. Aynı bizim Ercan, o da böyle konuştu. Kim lan bu Ercan? Ben bir direkte görmedim ben bu adamı. Teyze şey demiş. Aynı bizim Mehmet, o da bugün gibi komik ama onun işi iyi, bulaşmaz bu Türkçe'ye. Yani ekonomik durumu iyiymiş, onun için sahneye çıkmıyormuş. Herhalde transatlantiği var, bilmiyorum. Başka türlü dengeleyemez. Yani bazıları diyor ya, sen niye bedelli yapmadın, ben 100 çocuğu bedelli yaptırdım. Haftalık aldığım bir güne denk geldi de. Parayla ilgili çok şaka yapıyorum ya. Memleketimizdeki sahne insanlarının bu konuda hiç konuşmadığını düşünen bir genç olarak bunu yaptım. Bazıları yadırgadı. Birçok söylenmeyen şeyi söylemiş, yapılmayan davranışlar, yani öyle davranmayan insanları gördüğüm için bulundum o davranışlarda. Sonra tabii ama şimdi de bazıları hiç üzerine yakışmadan o hareketleri, tavırları, hiç inanmadılar da onları yaptı. Rahatlık öyle zannediliyor ama tabii ki bir ciddi bir birikimden sonra rahatlık önemli. Mesela bu bazıları. Ben karikatür çiziyordum. Yani mizor hakikaten birinci elden üretildiği bir yerden yetişme bir kimseyim. Çok da saygı duyduğum insanlardır. Sokaktaki, evdeki mizahı yapan, yani profesyonel mizah tuhaf bir şeydir bazen. Yani insanlar şuna güler diyerek bir şeyler üretirler ve sunarlar. Ben onu yapmadım bir zaman. Kendi güldüğüm şeyi anlattım. Bazı kimse yadırgadı izleyenlerden. Çok nadiren ama söylediler. Duyduğum sağdan sonra. İşte önce kendi gülüyü anlatırken. Ben kime gideyim gülmek için? Herkes gülerken ben de aradan çıkıyordum. Benim gülüyorum. Ve yani seyircinin çok önemli olduğunu asıl ben idrak ediyordum ama dışarıdan bakıldığı zaman öyle görünmüyor ne yazık ki. Bu tip işlerde sahneye çıkan adamın hani fırlama, hazır cevap olması onun aleyhine deli olarak kullanılır daha sonra. Yani sahneye çıkıp türlü terbiyesizlikler yapıyor bunlar denir. Halbuki bu bizim çok ciddi bir geleneğimizdir. Yani Dümbül'de de sahnedeyken sahneye salatalık atmıştı birisi. O da alıp beni kalpnezdine düşürdü demişti. Taşı gediye koymuştur. Bu işin hamurunda olan hadise budur. Taşı gediye koymak. Ama seyircinin aleyhine derken, senin için lütfedip burayı doldurmuş kimselerle düşman olmak yerine dost kazanmak için anlatıyorsun hikayeyi. Kuyruğuna biri basarsa ısırırsın tabii ki. Ben yaptım, yapmadım değil. Ama işin tamamını böyle, bu sefer işin tamamını öyle gördüler, öyle yorumladılar. Sahneye çıkıp
izleyenlerle ilgili türlü şakalar yapmak gibi algıladılar. Bazıları işte yabancı işte ismi bu olduğu için dışarıda stand up dediler ama ben hiçbir şekilde herhangi bir isim vermedim. Gerek de yok. Cem Yılmaz buyurun. Ama işte de öyle yazar. Cem Yılmaz. Bazı der ki ana hiç beklediğim gibi değil. Cem Yılmaz benim buyurun. Ben madenlerini sunuyorum zaten. Ben gömdüm gitsem bile program tamam buraya. Aslında. Bir de üstüne konuşuyorum düşün. Yazmadık abi şey. Cem Yılmaz konuşuyor. Ben bunu yaptım ve neticesini aldım. Çoğu zaman dedi ki bu ayrıntıyı da anlattım. Bazıları öyle zannediyor diyerekten. Çünkü bizim insanımız öyle. Bir şeyi de konu başlığı ne olursa olsun en iyi biziz. Bu böyledir. Hepimizin duygusu o. Komik misin? Ben daha komikim. Hep öyledir. İzleyenlerde o duygu olur bazen. Ben ilk 5 dakikada onu alırım ama o inceyi duyguyu insanın içine. Yani numaram da o benim. Ne yapayım yani? Bazıları da gelir. Ben daha komikim. Bu mu komik? Ben daha komikim. Değilsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Geçme bu. Bu başlık altında yani konuşacak belki en son adam olur ki konuşmayacağım için aslında en iyi, en iyisiyim de. Niye konuşayım bununla ilgili? Bununla ilgili konuşmamak üzerine bilgilendirmek isterim insanlar. Çünkü komiklik üstüne ihtiras yapılacak ama ben daha komik denilecek bir saha değil. Dilimle uğraş, elimle uğraş. Ben korku komikliği ben yapayım. Bazıları gibi genç arkadaşlar böyle özeniyorlar. Biz de yapalım. Yapma. Önümüzdeki 20 sene ben ekmek yemek istiyorum. Yapma ki gereği de yok. Memleketimizin komik insana çok ihtiyacı yok. Aklı başında böyle ilimle, bilimle, aklı başında mesleklerle uğraşanlara ihtiyacımız var, öyle değil mi? Çünkü diyor ki ben de komik olma. Gerçi bilim adamı olmak da zor bizim bölgede. Ben yıllarca okudumuşum. Ben üniversite mezunuyum ya. Belki de bir okuduk yaşım ama. Yani okudum yıllarca Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm otelcilik okudum. E ne faydan oldu dersen turizme? Hiç. Bir iki kişi mutlu görme o kadar. Yani. Turizmle ilgili ünvanlarım var yani. Ürgüp'e götürmeden peri bacalarını gösteren. Sen de ben benim ya. Doğru. Okuyorum ne var falan. Bu duyguyla yaşıyoruz. O nedenle ben en azından bu başlık altındaki ihtirasları uyarmak istedim ama her zaman başarılı olamadım. Adam tiyatroya telefon açıyor. Ben daha komikim diye. İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde ben sıklıkla sahneye çıkıyorum. Adam telefon açıyor ki ben daha komikim. Ben daha komikim. Ben onun tahtına oturacağım dedi bir tanesi. Ben dedim ki dikkat et de ben oradayken oturma. Çünkü rahatsız biliyorum. Komik adam böyle tahtla falan, ünvanla işi olmayan bir kimsedir. Ben bundan utanç duyan bir kimse değil ki. Ben diye işte soyları abi şu soyları. Soyları ki kralın kıçından minderi çeken adamdır ya. Ben diye o diyor ki ben tahtta olacağım otur. Yani böyle bir şey. Bu iş böyle bir duyguyla yapılmış. Ve sahneye çok basit bir şeyle çıktım. Yani basit değil böyle. İşte kıyafetim hakikaten askerden sonra düzeldi. Yoksa ben şalvarla falan böyle çıkıveriyordum. Yani hiç hazırlanmıyordum. Hazırlanacak bir şey yok çünkü. Hazırlanayım desem ben sanayiye gidip macun çektiriyorum. Ve bunları bu fiziki yoksunlukları unutmak için sahneye çıktım. Doğruya doğru. Ama bu iş bir atışma ve hani taşı gediye koyma üzerine zannedildiği için bazen seyirci dur şu sahnedekini bozayım diye hareket ediyor. Yani en komik de o ya izleyenler arasında. Bunu yapıyorlar. Çok sıklıkla yaptılar Almanya'da bir turne sırasında. Ben başladım bismillah, selam adım seyirci, hoş geldiniz, beş bin geldiniz. Biri kalktı ayağa dedi ki, Cem Bey kulaklar kepçeymiş. Benim için de sürpriz oldu. Sanki ben o gece için ödünç almışım. Ben 27 senedir bu kuramlarla beraberiz. Ben bunların böyle olduğunu unutmak için sahnedeyim. Ben arkaya bak, kulaklar gitti diye biliyorum. Ve bunlarla yaşamak zor, onu da biliyorum. Ben üstü açık bir arabayla İstanbul'dan Bodrum'a gideyim. Sen 20 saat sürer. Ama bunu unutmak için ve dost kazanmak için sahnedeyiz ya. Bazen bunu bozuyorlar işte. Yani taşı gibi bir koyacak iller. Bir de ben her seferinde cevabını veririm. Hakikaten de kafam bu iş için çalışıyor. Yani başka bir şey yok. Yani bir şey söyleyeceksin, ben de bir şey söyleyeceğim üzerine. Bunu yaptığım zaman da
Ama baktım ki yani imam cemaat ilişkisi, yani burada coşarsan orada neler olmaz duygusuyla birazcık geri çektim. Çünkü bu neticede bir zeka demonstrasyonu değil ki, yani ben işte şundan akıllıyım, ondan akıllıyım, bu 4 saat sürer. Yaptığım da olmuştu. Ki seyirci bekler. Yani böyle bir duygusu vardır. Sahnedekinin hızlı olması ve yanındakine sataşmasını ister. Hep böyledir. Duygu şurada oturuyoruz. Şurada sataş. Halbuki gerçek kurbanın kendisi olduğunu bilmez. Yani kurban o asıl. Ve ben hiçbir zaman da affetmedim her seferinde yani kapıya geçirdim ve 15 gün içinde öldü. Yani, kurban her zaman, her zaman. Yani böyle bir meslekte insanın leşi olur mu? Var dedim var. 4 kişi öldü ya. Yani bu gerçek 1500 küsur gösteride 4 kişi kaybettik. Gerçek bu. Gülmekten ölenler bu. Bir şey olur mu? Karşı yaka açık hava tiyatrosunda karşı yaka. Türkiye. Hatırlayan var mı? Biz Ankara'dayız bizim birliğimizde. Ankara bizi başlayalım. Böyle bakanlar var. Anlatıyordun en son. Ne anlatıyordun? Karşıyaka. Karşıyaka dedim ya. Karşıyaka değil mi? Gülmekten öyle, sağ olun. Şimdi tamam. Yani gösteride böyle bana lütfen kaldı bir hatırlatır mısınız dediğim kişi daha sonra hayatına çok tuhaf bir şekilde devam ediyor. Görevini yapmış olmanın şeyi var ya. Ne zaman ki ben yani unutacak bir adam olsam ne işim var sandalar. Belki böyle mevsim açıldığı zaman ağlarız. Sorarım ya nerede kaldım diye böyle insanlar oluyor bazen. Görevliyici var ya bilinçli tüketici. Nerede kaldım? Karşıya kaldım. Artık o dinlemez yani o. Ne zaman ihtiyacımız olacak? Karşıya çıkamak yaptıysa kapı tiyatro. En tepede oturan çocuk böyle bilerken haydi haydi gitti. Şu anda biliyorum ama gitti diyorum yani 50 metre. Bum diye bir ses geldi. Gülmekten ölüyor adam. Yani ölmeler içinde en neşelisi. Şimdi ölümden balık saçmak çok doğru bir şey değil ama yani gülmekten ölmek. Tuhaf bir şey yani öbür tarafta benim bir reklamımı yapsa ben sıçtım. Abi herif çok komik, onu da alalım. Öbür taraf, öbür taraf nasıl bir yer acaba? Siz nasıl hayal ediyorsunuz bilmiyorum ama ben bilmedim tabii ben de. Broşürde gördüm. Çok sıcak. Yani şimdi böyle ünlü bir iş için toplandığımızda ben de biz yanacağız ne? Bir de şakasını da yaptı. Gerçi ben zaten yanacaktım. Ben de yandaş bulmak için. Organizda birbirimizi yerleriz. Gülmekten ölmek öbür tarafının sertliğinin arasına alır. Barakalıysa. Gülmekten en zevkli değil mi o? Çünkü adı üstünde güle bile gidiyorsun zaten. Yani oraya vardığında hala zebani karşılıyor. Gelin öldürün. Aaa biliyorum kardeşim. Hala gülüyor olacaksın yani. Yanacaksınız yani. Ne olsun güneş yığı var yani. Biraz buradan kattığın esprilerle öbür taraftan neşelendirebilirsin. Gülmekten ölen oldu, seven oldu, sevmeyen oldu. Şimdi neticesini hemen almak istediğin bir işleticede. Yani bu hadise öyle. Gülmek istiyorsan hemen gülsün istiyorsun karşındaki. Yok başka bir şey yok. Kaçırıyor. Hani bazı diyor ki para çok para kazanıyor bunlar. Para güldükten sonra, insana güldükten sonra kazanılıyor ki o çok zor. Ya sen ne çıkartan? Yani bilmiyorum. 17 milyon belki toplarsın.
Bana söyle diyor bazen böyle yeni çelikler sahneye çıkıyor. Ben o zaman ben askerim şu sıralarda. Ben diyor işte onun gibi yapmayacağım diyor. Öyle şu arabalara binmeyeceğim diyor. Yazıklar bilemezsin ki manyak mısın sen? Biz bindik ayrıca komik adam. Bunlarla ne işi var diyor. Ben bindim. Hadi ben üç araba bindim ama ne ki yani bitti. Bir insan bahtsızsa komik olmak onun kaderindeyse başına bir her seferinde bir şey geliyor. Sen gari aldın bindin evet genç bir kardeşim. Yani, miras diye alın dedi aldım bindim. Ama öyle bahtsızım ki yani kaderim bu benim. Anlatacak hikaye çıkması lazım ya. Ferrari aldım, İtalyan boykotu başladı. Millet İtalyan bavlarını kırıyordu böyle. Ben arabayı nereye sokacağımı şaşırdım. Ben saklayacaktım bir yere de öyle bir trev icat olmam bir şeydir. Bahtsızsa bahtsızsındır. Bir keresinde gene başıma geldi, arabamıza bindik, hep herkes arabalardan bahsediyor. Yani bazı diyor, abi araba nasıl işler, hangisini diyorlar falan. Öyle bir hayatım var. Bindik arabaya, açtık üstünde. Hanzo oldu mu öyle değil mi? Belki yani arabadan bahsedeceksin ama daha kötüsü. İzmir'e geleceğiz İstanbul'da, arabanın üstü açılıyor, açtık. Açılmasa korlamaz. Açtık arabanın üstünü. Genç adamlar işte filmlerde gördüğümüz sahneyi canlandırıyor. Üstü açık arabaya İzmir'e gidecek. Çıkardık üstümüzdekileri de. Siviliz o zaman. Çıkmaz yani. Hayatta arkadaşım. Erkek. Yoksa ben kullanamazdım. Anarşist tavırlarla böyle gidiyor. 8 saat gidecek. Ben gerçi 3 saatte alıyorum. Ama anarşist değil de o kadar da anarşist değilmişiz. Emniyet kemerleri takılı. Çıkmak vücut üzerine emniyet kemerleri. 8 saat güneşin altında seyahat. İzmir'e geldik, işte kalacağım. Otel önüne geldik. İndik burada maşallah. Çocuklar diyor ki siz diye omuza falan girmiyorsunuz dedi. Gerisinde kaldım. Dolayısıyla sonradan hayatına giren, ekonomik şartlarınla ilgili sonradan hayatına giren şeyler senin kaderini değiştirmez. Bunu bir örnek yani bazen ben öyle yaşamam, arabalar binme canım Allah'ım. Neticesini almak istersin dedim, Ankara'da sahneye çıkacaktım. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda bir erkek arkadaşım, burada bir tane var. Hala askerlikten yapmaya çalışıyor. Bir tane erkek arkadaşım dedi mi? Arkadaşım, cinsi de erkek, bu kadar yani bir şey toparlamaya çalışıyor. Bir tane kız arkadaşı var, ha bu iyi oldu. Üçümüzün iğrenç bir ilişkisi var. En doğrusu bu. Yaptık bari sıvıyım dedi. Dışarıdan anlatılan zaman çok kötüdür bu hikayeler. Denemeyin dışarıda sonra. Gerçekten. Hani dedim ya anlatılamaz. Herhangi bir dile çevrilemez dediğim şu. Şimdi gideceksiniz diyecek. Gireceksiniz ya çok kötü geldim bazen. Ne anlattı? Erkek arkadaşı varmış. Bir omuz kız arkadaşı var. Denemeyin onun için. Bunlar iki abi. Dedim bir çift arkadaşım var. Bunlar dediler ki biz senin gösterine gelmek istiyoruz. Seni izlemek istiyoruz. Bazı kimseler benden yer istiyorlar. Gösteride koltuk, numara falan. Yani onlar beni gişe zannediyor. Halbuki ben de herkes gibi geliyorum. Mesela koltuklar alemde nedir? İşte A22 orada oturursun. Benim de A1 kalp gelir anlatırım. Seyirciyle aramızda hiçbir fark yok. Bir mesafe yok. Bir böyle bir şey yok. Bir uzaklık yok. Yakınız hep beraber buradayız. Tek var bir de çıkışta bana para veriyorlar. Orada hakikaten bir dönem almadım. Yani hakikaten almadım. Ben parayla çok bir ilişkim olmadığı için bir de ağır kaldıramadım. Tabii böyle bir kalemleri olunca kırmak mümkün değil. Dediler ki biz oyunu görmek istiyoruz. Bize dört kişili gel yazdı. Dedim kim gelecek? Bu üçüncü, dördüncü insanlar ki. Kız arkadaş dedi ki ben dedi annemle babama getirmek istiyorum. Yalnız dedi yaşlı insanlar gülerler mi acaba?
Ne bileyim, getir bakalım. Daha önce güldüler mi derim, evet derim. Kaslar çalışıyor. Tecrübe mi? Neyse, gelmeyen halde şimdi, efendim hakikaten de ön sırada önemli sahnedeki için, bunu şimdi hakikaten bir bilgi olarak söylüyorum. Sahneye çıkan kimse var mı aranızda bilmiyorum. Ön sırada bir bakarsın yani ön sıra, oradaki tavır, bütün seyircinin yani ne bileyim dinamiğini yansıtır. Nedir, duruşu, oturuşu, ön sırada çok önemli. Bazen çok zor şartlarda yapıyoruz işimizi. Şimdi bazısı çok yaygan oturuyor, böyle oturan var ön sırada mesela yani. Şimdi insanın yüzüne bakarak anlatmak başka bir şey. Hayvan oturduğu zaman ne demek yani? Sen demek ki sen ne yaparsan yap aklım olur, al kardeşim. Ne yani, ben evde ona bakarak prova yapmıyorum. İnsan yüzüne bakarak anlatmam lazım. Bu misafirlerimizde, bu yaşlı teyzemizde, işte o arkadaşın annesi babası ön sırada yerlerini aldılar. Bir de baştan kışkırtılmışım ya, yani bakalım gülecek mi onlar dendiği zaman hakikaten de yani sahneye çıktığım zaman ben hayatımı ortaya kaç yaşımda 27. Hepsini ortaya koyarak çıkıyorum. Burada ben mesela kötü bir gösteriyorsam diyemem ki aman ya geldi geçti diyemem yani. Burada çıkarsın ya yaparsın işini ya da öldün kes biletlerini. O kadar riskli bir hadisedir. Bazısı istiyor ya işte çıkıp hadi güzel ne olacak hiç alakası yok yani. Hayatını koyuyorsun orada. Sanırım yapma söylüyor. Şimdi bakıyorum gülüyorlar mı gülüyor. Herkes önemli. 4000 kişi bile olsayız. Yani bir kişi böyle gözünün önünde gülmese yapamamış hissediyorsun işte. Yani ki insan özellikleri değişik de bir güle ilgi alanına girer girmez. Gülür ama 7'den 777'yi herkes izledi. Ve yani gülüler randıman anladı. Yani ben anladım ki bir noktadan sonra problem. İzleyen ne oluyor gülmediyse? Hakikaten öyle yani. Ya bir keresinde anlatıyorum hiç gülmüyor. Adam niye gülmüyorsun dedim ya bugün fena hayat oldu. O zaman niye geldin? Yani gözümün önünde bu alt çenesini tutan bir adam var. Ben de gülmüyorsun diyor. Ameliyat demeyeceğim. Anlatıyorum hikayelerimi. İşte baktım teyze gülüyor mu? Amca gülüyor mu? Bana teyze gülüyor. Bize katıldı amca hiç gülmüyor. Hiç gülmüyor dedim, bir de sahneye sert bakıyor. Böyle bir ifade var, Allah belanı versin. İki saat hiç gülmüyor. Kulise geldiler, tebrik için. Neyin tebrik ediyor? Gelmek için. Tebrikler, babam gülmedi. Ya dedim, hakikaten amca niye gülmüyor? O sağırdır dedi ya. Şimdi bizim ne yaptığımız? Sahnede çok görkemli bir şey yok. Yani izlenecek bir şey yok. Gördünüz sizi, çıkıp göremiyorsunuz zaten. Bir tek duyman lazım. O da lütfen duyacaksın. E onu da yapamayınca. Ve yapamadığını sahnedeki netemeyince kendini kötü hissediyor sahnedeki. Bir kere görmeyen bir arkadaş geldi. Ben kabartma oynadım. Anlatıyordu, yokluyordu. Ne anlatıyor acaba? İki dakika oynadı. Ben kaçtım. O vaziyette duramazdım sahnede. Finalde sordum. Nasıl duramadım? Dedim, çok sert dedi. Kabul o da. Sert bir tavırla oynamışım. O önemli kısmı için. Bir de sahnedekinin galip gelmesi istiyordu dedim ya. Hakikaten de her seferinde taşıp hediye koyman istiyordu. Bizim seyircimiz, yani bizim insanımız kurmazdır tabii ki de. Ben yemez hiçbir şey. Neden basit bir şekilde çıktım da hep anlattığım durumu bir delil değerlendirmesi de başlar her zaman gösterir. Çocuk açık kalabilir. Aldırılması için çok geç ve edici. Doğmuş artık yapacak. Kaç yaşında kardeşimiz? Geçti. Kaç yaşım acaba? 6, her zaman ben. 27 ben. Yani o da bize katılsın. Kırlatır bir havada vuralım. İşte böyle sertlikler yapıyordu mesela. Şimdi de mi? Seyirci kurmaz olduğu için sahneye, yani samimiyeti neredeyse
kimsesi, neredeyse kimse samimi çıkmadığı için ben çıkıp anlatmak zorunda kaldım. Ben üniversite böyle özür dilerim. Ya çok samimi olalım falan. Çünkü kurdansın. Burada samimi olmayan bir şey. Belki samimi olması gerek olmayan şeyleri de bu duyguyla izliyoruz. Ya bunu ben yakaladım falan diye. Ben basit bir gösteri yapmaya gayret ettim. Seyirci kurnaz dedim yani ben İstanbul'da bir hadise oldu. Yani illüzyonist getirdiler. David Copperfield. Belki denk gelen olmuştu İstanbul hikayesi. Arada kadar dünya çapında bir illüzyonist. Görkemli de bir gösterisi var ve Türkiye'de yaptığı gösterisine bayağı hazırlıklıydı da bayağı Türkçe falan konuşuyordu. Çok da başarılı bir şey oldu benim izlediğim kadarıyla. Ki bana güveniyorsanız ama iyiydi yani yok da bitti. Ama 6000 kişiyle beraber izliyordu. Bizim seyirci şöyle izliyordu adamı. Ya adam havalarda uçuyor, konuyu 14 kişiyi kaybediyor ve uçuyor sahnede. Böyle bakan bir kitle var. Kesinlik var. Bu kadar olur mu ya? Yani her şey çiğleniyor. Kesinlik var ama uçmuyor. Ya kardeşim tabii ki de git var. Manyak mısın? Yani sahnede uçan bir araba arasındayım ama uçmuyor. Diğer bir kitle. Böyle çırılçıplak çıkıp karşı karşıya gelme, büyük başarı kendime bu plaketi veriyorum. Hakikaten öyle. Bazen tabii insan istiyorsa hani de görkemli şeyler yapmak, lazer gösterisiyle falan çıkayım falan ama bizim seyirci yemediğini gördüm bir de. İnsan kendi çapını bilmeli. Memleketimizin değişik yerlerinde çıkıyoruz sahneye. Mesela öyle yoksun yerler var ki. Yani sahnesi kötüdür, kulisi yoktur. Şimdi kulisi olmayan bir yerde insanların çok zor tiyatro izlediği falan mekanlarda sahnelerde, lazerlerine çıkmanın çatapat çatapat ne gerek var? Gerçi bizim toprağımızın imkanları yerindedir, yapardık lazer. Kim topografi çektirecek? Lazer. Öyle yerlerde sahneye çıkıyoruz ki kulis yok. Ya arada böyle peçişe veriyorlar. Hani sahnede alkışlanıyoruz. Herkes bizi Ferrari'nin içinde görüyor ama peçişeye de işliyoruz. Peçişeye işlediğimiz için Ferrari'ye biniyoruz da diyebiliriz. Şimdi tabura dönünce denemeyin. Yani, yani böyle bir kampanya yok yani. Onu tam doldurursan Ferrari'ye siz ne kadar ben ne kadar zekiyim kurulamayı bilirseniz de ondan bir tanesi çıkacak. Zamanında onlara cevap vermeye çalıştım. Ama... ne güzel. Trabzonlu bir asker. Buradan yapın resmi. Diye koymak üzere yapmamak lazım. Tecrübesini edindi. Birçok defa çıktı bizim sahneye. Hatta şey yediye koymak için hırsı yapmamak. Çünkü seyirci kurnaz. Cevap verir. Yani bazen taşı yediye koyayım dersin yedi doğrusu haberin olur. Ya bazen yedik çok büyük bir taş sığmaz. Bir televizyon programına çıktık ama ne kadar komiyiz ne de fırlanmayız. Mahmet'e gülüyoruz, eğleniyoruz. Fotoğrafçı bir arkadaş geldi çıktı böyle fotoğrafı. Flaş patlayınca çok komiyiz ya dayanamıyoruz illa komiklik yapılacak. Patladı flaş dedi bir daha çeker misin benim dilim dışarıda çıktı. Çok komik değil mi? Adam tarihi bir cevap ver ya. 110 odan sonra sokarız içeri. Nasıl lafı koydu sana? Ya da Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Gerçekten çevrem gerginişti ya. Oğuz'dan falan da bir isteğiniz olursa ben şu bombaşı, şu bombaşıyı tanıyorum. Fırlamalık yapmadım, yaptık. Ondan dolayı zaten bazıları, aa öyle mi yapıyormuş, dur ben de gideceğim ona yapayım gibisine yaptım. Ben de yaptım. Cevap verdim. Baktım ki ayrı kaşığı kestim. Sahneye çıkmadan evvel de olmuştu bir kere. Senin üniversitede öğrenciydim. Televizyonun çok meşhur bir insan, Cem Özen geldi okulumuzun. 91 senesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle etkinlikleri olan bir okul biliyorsunuz. Böyle insanlar geliyor, söylemişler falan. Tabii idrak, şu anda idrak ediyorum ki adam çok iyi niyetle kendisini seven, sevmeyen, netice izleyen kitleri sohbet etmek için okulda böyle bir toplantı düzenlendi. Bayağı da kalabalık yani bunun yarısı kadar insan var. Gerçi ben de hani ağzım
çok laf yapıyor diyerekten, yani dur aman ona laf yetiştirin diyerekten en ön sıralarda yerimi aldım. Anlatıyor adam işte böyle geldi falan. Gençler dedi, var mı sorusu olanlar? Bana var. Nedir? Saat kaç? Bu yapılır mı ya? Yani... Ama yaptık işte. Yapmam. Yerlerde sahneye çıkıyor. Tecrübe ediniyor insan. O nedenle komedi tam yaparsın da bununla meşhur yöreler var. Mesela bir Karadeniz turnesi yaptılar. Siz yapmayın diye anlatayım. Trabzon'a Giresun'a orada yapacağız. Daha önce onlar da sahneye çıkmadığım için insanların benimle ilgili fikri nedir bilmiyorum. Ki büyük bir ihtimalle gösteriyi yani aktif olarak burada canlı olarak interaktif bir şekilde izlemeyen bir kimsenin benle ilgili fikri mutlaka verdi. Olumsuzluk yani kesinlikle öyle. Yani ya televizyonlarda olma reklamlarda görmüştür. Aa babası arabayı çaldı sabah falan. Ya da bu babasına da çıkıyordu ya da sana falan gibi. Öyle hani bir yol bir ekmek davası. Ben o işe de ekmeğimi kazanıyorum ya. Ekmek. Gerçi tam ekmek değil fırın değil. Dışarıda böyle çok öyle söylüyor hocam. Yok maçlarda çıkıyorsunuz ya bazen çok kızıyoruz sizde. Dedim ki o parayı sana versen nereden çıkaracağını söylüyor. Kimse o ihtimali düşünmüyor. Bazen öyle söylüyor. Şu programı çıkmayın hiç sevmiyorum. E tamam çıkmıyor da sen bak bana o zaman. Karadeniz turnesi öncesi böyle bir gibi abi. Yani televizyonda maç yiyor. Da gazlar kafayla kafa topuna çıkan bir adam. İmajı. Tatsız bir şey. Ve bir de turne öncesi oraya birçok tiyatro ekibini götürmüş arkadaşlar beni uyardılar. Dediler ki orada yapacağın gösteriler her zamankiler gibi olmayabilir. Şimdi ben nereden bileyim o fıkralardaki adamların gerçek olduğunu. Bizim gösterimizde belli bir terbiye sınırında, hakikaten öyle bir sınır var. Belli bir terbiye sınırında seyirciyle komşular abi denir, abla denir, komutanım denir. Bu böyle denir. Orada öyle değilmiş o hadise. Yani ben çok fıkra bilen, yörek anlayan bir kimse değilim. Ve yani yıllardır çok klişe, bize genç bir mizacı yakışmadı. Karadeniz Bey, sen evet Karadeniz fıkraları gider oradan atırıp ya da oradan öyle bazen toplarım. Bu durumda yakışmaz. Sıfır bir bellekler, hiçbir ön yargı olmadan gidelim yani. Ne olacak, ne olabilir ki en kötü ihtimalle? Fıkralardaki adamların gerçek olmazsa yaşayınca öğrendik tabii fıkraları. Fıkradaki karakteri herkes bilir. Teren işte şöyle böyle. Ben çok fıkra bilmem. Anlatanı da sevmem. Nefret ederim. Öyle ya. Doğrusu o. Bir olmuş ya. Fıkra bana fıkra anlatıyor. Çok güzel bir şey o ya. Biliyor musun? Bunun bir mali bir tane. Bir tane dinledim ama. Yani asker gibi sırasında. 2000 tane kadar. Temiz olunca onları aldıracağım. Az çok başarılı anlatan da vardı ama ya çok kötüler de var. Yani bazı anlatırken hemen keser tutuyor. Biliyorsanız anlatmayın diye mesela. Hemen. Adam varmış geldi. Biliyorsan anlatmayın. Lan bu hangi adam? Yani, bir süre adamla başlayan fıkra var. İmam böyle girmiş ki abi. Biliyorsan anlatmayın. Ya hangisi? Böyle çıkmış şimdi bazı böyle. Biliyorsan anlatmayın lan. Konuşmuş, adamlara bak, biliyorsun lan. Oho, fıkra paramparça. Ben bir tane anlatayım ama. Dursun Amerika'ya gitmiş. Biliyorsanız anlatayım. Dursun Amerika'ya gitmiş, New York'a gitmiş. İsmi Dursun olmasına rağmen. New York işte, onun için enteresan bir yer. Çalışmış, dedim ki çok büyük para kazanmış, büyük bir servet yapmış. Lafı olmaz ama. Sen de büyük para kazandı. Demiş ki telefon açmış memlekete. Demiş ki hemen sen de gel. Burası demiş fırsatlar ülkesi. Gerçekten demiş taşı toprağı altın dener ya. Onun İngilizcesi gel demiş. Gold rush. Ben de demiş yerdeki paraları toplasan yeter. Öyle bir memleket. Demiş ki nasıl ya ben ne iş yapacağım orada? Oradaki şu yerdeki parayı toplasan yeter. O derece. Hemen bizi toparlamış işte New York'a inmiş uçak, Kennedy Havaalanı'na gittim biliyorum. Uçak inmiş daha bismillah, flight number 6 Altrin, genç şıkır budur falan daha çıkılıyor havaalanında, yerde 100 dolar.
Sen cümlen ilk günden işe mi başladın? Anlatınca bunu neyi şaka zannediyor? Ya ben bu adamla tanıştım. Biz Trabzon, Giresun, Ordu'na gezeceğiz. Ankara ve İstanbul uçakla gidip geleceğiz. Ya Trabzon'da arabanın içindeyiz. Yanaştık bir amcaya. Dedi ki havaalanına nasıl girebiliriz? Uçak havaalanı. Neyse Giresun'dan direkt zeplin varmış. Şimdi klişe olan o Karadenizlerde şöyledir deme. Linda, aklı başında bir kimseye yakışmaz. Böyle bir tespit benim bilgime, görüntüme aykırı bir şey. Karadeniz benim kamanlıkla gelerek. Bunlar yani tamam, kahvelerde arkadaşlarına yapılacak espridir de. Bence bir sahnede bir sorumluluğum var. Koca bir göreyi tespit edecek bir bilgim yok. Ama yaşadığım şey bu. Bunu ne yapacağız yani? Ne oluyor sonra? Yani kabul bir tespit yapınca Karadeniz'de şöyle diyemem de neden öyle olduğunu sorusunun cevabı herhalde şu. Karadeniz'de dağlar denize kar geldi. Bu. Nasıl öyle oluyor herhalde? Çünkü Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan bir arkadaşım anlattı. Gene adres sorma hikayesi. Rastlamış bir amcaya demiş ki Nergis Çay Bahçesi nerede? Bilmiyorum nerede? Bu adam sizinle benimle aynı oksijeni yakıyor. Ama içeride orada ne yapıyorsa ortaya böyle bir netice çıktım orada da sahneye çıktım. Yani gözüm eğlendi. Hani hep söylüyorlar ya oradan da malzeme toplarsın buradan da. Toplarım tabii de benim bir terbiye süzgecinden. Bir akıl süzgecinden. Geçirdikten sonra anlatıyorum. Bazen tanıştığım herkes malzeme olma korkusuyla tanışıyor. Yani bizi de anlatırız da şimdi. Anlatırım da. Hemen geceniz hakikaten çok güzel geçsin benden sonra da. Ki zannetmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim Sayın Komutanım. Kıymetli misafirler. Çok teşekkür ederim. Kabulumuzun elbette bir iki daha aktivitesi olacak. Onlarla buluşmak üzere. Herkese iyi geceler. Sağ olun.